İyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün yine konuğumuz yazar Tarık Çelenk. Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu akşam Atatürk'ü, İttihatçılığı, Enver'i, Talat'ı ve bununla yakından irtibatlı konuları konuşmaya çalışacağız. Fakat şöyle başlayalım. Şimdi malum ülkenin gündeminde çok değişik konular var. Biz neden bugün bunu konuşuyoruz? Sizin 8 Haziran'da Independent Türkçe'de bir yazınız yayınlandı. Atatürk'ten bugüne İttihatçılık hala bizle mi başlığıyla. Ne itti sizi bu yazıyı yazmaya? Nedir amaç? Nereden aklınıza geldi? İsterseniz onunla başlayalım, sonra İttihat ve Terakki'ye gelelim. Teşekkür ederim. Şöyle, yani bugünü anlamak için bugünün siyasetini, bugünün tartışmalarını, bugünün konjektürel tartışmalarını anlamak için Türk modernleşme tarihine bakmamız gerekiyor. Yani modernleşme tarihi dediğimiz de zaten Tanzimat'la beraber, işte genç Osmanlılarla beraber, İttihatçılarla beraber başlayan bir süreç. Bugünkü modern devlet yapısını, bugünkü siyasi zihniyeti şekillendiren tamamen genç Osmanlıların ve İttihatçıların oluşturduğu hem bir zihinsel bir yapı var. Bunun içinde kaygılar var, beka sorunları var, Türkçülük var, Turancılık var, laiklik var, İslamcılık var. Ne ararsanız var, ama var olanların hepsi de devlet merkezli şeyler bunlar. Yani halk merkezli değil, daha elitist, daha programcı, daha eylemci, daha aceleci. Ama fikri planını yolda toparlayan, yani bir yola çıkıyor, yolun başında Osmanlıcı oluyor, yolda hızlanıyor, bakıyor, olmuyor. İslamcı oluyor, bu da olmuyor, bakıyor. Türkçü oluyor, o da sonuca işte daha çok laik, daha çok seküler bir karakterde bir yol haritası. Ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı ile beraber parti kapanıyor. Parti kapanıyor ama tabela kapanıyor. Fikirler, bürokrasi kadrosu 1960'lara kadar Türkiye'yi yönetiyor. Yani bu ve Türkiye'yi yönettikten sonra onların oluşturduğu kurumlar, onların oluşturduğu anlayışlar popüler manada bugünlere kadar devam ediyor. Beka söylemi, ondan sonra işte Türklük meselesi, anayasal vatandaşlık meselesi veyahut da homojen toplum meselesi, kozmopolit toplum değil, homojen toplum meselesi ve bu homojen toplum meselesi üzerinden geliştirilen güvenlik politikalar hep İttihatçıların son 150 yıldan bu yana oluşturdukları siyasetin, gelgitlerin, kaygılarının gölgeleri olarak üzerimize gözüküyor. Bu haklı mı, haksız mı? Bu konuda bir şey söylemek tabii zor onların tarihsel koşullar içinde. Ama bugün yapılanların o günkü tarihsel koşullardan çok daha farklı olduğunu ve o İttihatçıların bir Cemal Paşa'nın ve de temelde bu işin fikir babası olan Talat Paşa bugün yaşasaydı, bugün devlette olsaydı o günden daha farklı davranacağını eminim. Yani davranışlar İttihatçı taklidi, ama koşullar ve şartlar Birinci Dünya Savaşı sonrası, işte etnik isyanlar dönemi bir Anadolu'su değil. Biraz bundan dolayı bu konuyu açmak istedim. Bir de tabii Atatürk'ün konumu çok önemli burada. Yani Atatürk bazen İttihatçılarla Atatürk bir arada düşünülmüyor. Bazen orada bir kafa karışıklığı oluyor. Onu da biraz açmak istedim. Biraz ironi yaparak açmak istedim doğrusu. Tam oraya gelmişken o zaman şöyle devam edelim mi? Şimdi sizin söylediklerinizden benim çıkarttığım, kendileri yok ama fikirleri iktidarda gibi bir şey. Çünkü bir de bir kere zaten İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'de değil mi? Resmi olarak zaten kapanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra Talat Paşa ve işte Said Halim Paşa hükümeti çöküyor. Ve padişah yeni bir damat Ferit Paşa'yı hükümeti kurmakla görevlendiriyor bildiğim kadarıyla. Ve yeni bu kadroda tutuklanacaklarını ve şey olacaklarını bildikleri için partinin son kongresini, tasfiye kongresini 1918'de yapıyorlar. Ve İttihatçıların ilk beyin takımı da 3'ü 4'ü bildiğim kadarıyla Rusya üzerinden bir şekilde Almanya'ya ulaşıyor. Bir Almanya'ya ulaşan var, İtalya'ya ulaşan var. Enver Paşa gibi
Kazan'a ve de Rusya'ya geçip orada yeni kurulan sosyalist iktidarla işbirliği yaparak yeniden bir şeyler üretme heyecanı taşıyan var. Tabii yani iddiaçıların en önemli şeyi bugüne benzeyen diyeyim, Atatürk'e benzemeyen ama bugüne benzeyen şeyi iddiaçılar 1918'e kadar hep hayalleri imparatorluğun kaybedilmekte olan, çökmekte olan topraklarını, hayallerini yeniden eski günlere götürüp yeşertebilmekti. Yani bunu Balkanlar'da yapamadıklarını gördüler. Hayal kırıklığına uğradılar. Balkanlar'daki Müslüman Arnavutların, Müslüman Boşnakların isyanları, Hristiyan unsurların isyanları ve orada yapılan Müslüman unsurlara karşı yapılan katliamlar, göçler ve kendileri zaten ortamda yaşadılar. Bir hayal kırıklığı oldu. Aynı zamanda Afrika'da gittiler, Mustafa Kemal Paşa da dahil milis ve farklı kimliklerle Libya'da, Afrika'da mücadele ettiler. Orada da bir hayal kırıklığı oldu. Son olarak işte bir Turan hayali üzerine tekrar imparatorluğun eski azametli, şaşalı günlerine hakimiyeti milliye kavram üzerine, Türklük üzerine inşa edebiliriz diye bir heyecan geliştirdiler. Hiçbiri olmadı. Ama iddiaçıların bu eski günlere, eski şatafatlı günlere, Osmanlı'nın, işte Türklüğün eski günlerine dönme hayallerinin tabii gerçekçi politikalara ya da bir takım gerçek politikalara dayanan unsurları vardı. Bunlar olmadı, hayal kırıklığı oldu. Bugün de şimdi Atatürk ne yaptı? Atatürk bu hayallere falan hiçbir zaman girmedi bu işlere. 1908'deki Selanik'teki gayri resmi İttihat Terakki Kongresi'nde Atatürk'ün iki tane temel tezi vardı. Atatürk dedi ki yani biz İttihat Terakki Cemiyeti iyi hoş işte devletin tekrar eski günlere dönmesini, örgütlenmesini, yenilenmesini, istibdata karşı anayasal düzeni istiyor ama İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iki büyük açmazı var. Birincisi biz bu İmparatorluğu artık eski günlerine döndürüp birkaç cephede savaşarak, birkaç cephede iddia ederek tutamayız. Bu imparatorluğun yapılacak en doğal süreci çağdaş imparatorluklara gidişatını gördüğümüzde bu imparatorluğun planlı tasfiyesini yapıp Anadolu'da bir güvenli alan oluşturmamızdır. Buna da Misak-ı Milli denildi zaten sonra Meclis-i Mebusan'da 1927'de. Ve Atatürk'ün birinci temel görüşü oydu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun şahşalı ve şatafatlı günlerini iddiasından vazgeçerek planlı ve gerçekçi, rasyonel bir tasfiyeyle Anadolu topraklarına çekilip Misak-ı Milli sınırları içinde güvenli alanı oluşturmak. Burada da gene Kürtlere güveniliyordu. Çünkü Müslüman unsurdu, bu toprağın yerleşenleriydi ve Kürtlerle beraber işte Musul onun için önemliydi. Musul vilayeti Misak-ı Milli'nin bir parçasıydı. Ya da buna benzer Halep de ona benzer. Deylizor da o bakımdan önemliydi. Ama Anadolu bir gerçekti. Fakat ikinci konuda Mustafa Kemal Paşa'nın karşı çıktığı İttihat Terakki'nin içinde askerlerin olması, bu partinin içinde askerlerin olması siyaset ve ordu ilişkisinin çok büyük bir problem yaratacağını düşünüyordu. Ve bu nokta itibariyle de mesafe koydu zaten İttihat ve Terakki'ye belli bir aşamadan sonra. Çünkü ve Atatürk zaten Cumhuriyeti kurduktan sonra da hemen biliyorsunuz üniformasını çıkarmış ve siyaset yapmak isteyen arkadaşlarına da üniformalarını çıkarması konusunda telkinlerde bulunmuştu. İki konuydu. Yani iddiaçılardan ayrıldığı ya yapısal olarak birincisi imparatorluğun planlı tasfiyesini savunuyordu. İkincisi ordunun siyasetten uzak durmasını savunuyordu ki zaten Balkan faciası, siyasi karmaşalar vesaire Atatürk'ün o görüşünü teyit etti. Ama burada şunu da belirtmek lazım. İttihat ve Terakki içinde en güçlü yapı biliyorsunuz sivil yapı vardı bir de askeri yapı vardı. Zannedildiği gibi askeri yapı değildi. İttihat Terakki'deki dümen sivil yapı üzerineydi. İttihat Terakki sivil bir otoriter yapı üzerine konumlanmıştı ve sivil yapının başında da gerçekten büyük bir devlet adamı olan hatalarıyla, sevapları Talat Paşa duruyordu. Onun için Talat Paşa'ya Cumhuriyet'in bürokratik kurucusu denirdi. Ama tabii yani Atatürk biliyorsunuz şeyden sonra Cumhuriyet'i kurduktan sonra İttihat Terakki'nin merkez kadrosu tasfiye edilmişti ama İttihat Terakki bir hücre sistemiyle çalışan bir yapıydı. Carbonari, İtalyan Carbonari örgütünü model almıştı.
ve hücrenin her biri kendi içinde canlı duruyordu. Bunun içinde değişik bilimler vardı. Bu arada unutmadan söyleyeyim, Atatürk mesela Ermeni teşhirine, Ermeni o dönemdeki Ermeni teşhiri politikalarına mesafede davranmış ve bayağı da uzak durmuştu. Ve hatta 1926-27 yılına kadar da bu Ermeni teşhirinde işte katliamlarla suçlanan devlet görevlilerinin infazına devam ettirmiştir. Zannediyorum 1926-27 yılında bu sonlandı. Ve Atatürk zannediyorum Nuri Jonker'in hatıralarında şunu söylüyordu. Diyordu ki bir iddiatçıyla çok iyi arkadaş olursun. İki iddiatçıyla da iyi sohbet edersin ama üç iddiatçı bir araya gelince hemen teşkilatı kurmaya başlarlar. O da bu manada tabii Atatürk bu manada iddiatçıların en önemli teşkilatçılarından, kurucularından işte Can Polat'ı, Doktor Nazım'ı ve 3-4 kişiyi biliyorsunuz İzmir suikastı sebebiyle aralarında muhtemelen masumlar da bayağı vardı. İdam ettirmiştir, tasfiye etmiştir. Ama iddiatçıların özellikle teşkilatçıları, bürokratik kadroları ve hatta işte Ermeni teşhirine aktif katılan valiler, işte Reşit Paşa, Galip falan bu tip insanlar da Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinde 1960'lara kadar önemli görevler icra bulunmuşlardır. Ve devletin özellikle teşkilatı mahsusa, işte Milli İstihbarat Teşkilatı ve gayri nizam harp yapılanmaları hep İttihat ve Terakki'nin oluşturduğu yapıların bugüne kadar devam olarak görebiliriz. Peki siz ama tabii biz şeyi nasıl yorumluyorsunuz peki? Mesela Celal Bayar da İttihatçı ama Atatürk bu mesela İzmir suikastinden sonra tasfiye ettikten sonra bunları ama aradan yıllar geçiyor ve işte başbakanlık görevini veriyor hem de İsmet İnönü'nün yerine. Yani bunu nasıl okuyabiliriz? Şimdi tabii Celal Bayar iddiatçıların A takımından değil bildiğim kadarıyla. A takımından Doktor Nazım, işte Hüseyin Cahit, işte o Can Polat. Ama yani, yerel ama Ege bölgesinde faaliyet gösteriyor. Evet yerel ama mesela Celal Bayar işte Talat Paşa'nın eşiyle 1960'lı yılların birinde o dönemlerde bir karşılaştığı zaman hemen eşinin karşısında ayakta duruyor ve saygı böyle şey eşi şaşırıyor. Niye öyle yapıyorsunuz diyor. Diyor siz diyor ekselansların eşisiniz diyor. Bizim diyor benim diyeyim amirimdi diyor Talat Paşa diyor. Yani bir hiyerarşik yapı, bir şey yapı, bir disiplin sürüyor ve işin tuhafı. Yani iddiatçılar sırf burada kalmıyorlar. İddiatçılar Irak'taki üst bürokrasidekiler hep İttihat Terakki'nin elemanları. Lübnan'dakiler öyle. Suriye'dekiler, Mısır'dakiler öyleydi baktığınız zaman. Ve bu dönem özellikle 1950-60'lı yıllara bu Arap Milli Sosyalist Arap Milliyetçiliği modeline geldiği zaman o dönemdeki ihtilallerle tasfiye oluyor. 1957'lerde 60'larda Orta Doğu'daki bizim iddiatçı ekip tasfiye oluyor. Ama bugünle ilgili şöyle bir ironik mukayeseyi de biraz tabii onda zaten bu yazıyı ondan da yazmıştım. Şimdi bugün ne deniyor? Bugün işte Osmanlı'nın şanlı geçmişindeki yerlerde etki kurmak diyoruz ya da güvenlik politikalarımız diyoruz. İşte Türk-İslam sentezi üzerine bir eski günlere dönüş konusunda en azından işte kültürde, sanatta, iddialarda bir şey var. İrrendentalist bir yaklaşım var. Bu hatta güvenliği de aynı şekilde Anadolu topraklarına değil, işte Balkanlar bizim güvenlik sınırımızdır. Bizim güvenlik sınırımız Libya'dan başlıyor. Bir gün bizim güvenlik sınırımız işte ne bileyim Ürdün'den başlıyor. Veya işte Kafkasya'dan başlıyor. Ben bunlara karşı ya da karşı görüş ya da savunan bir görüş açısından demiyorum ama bu görüş baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh yaklaşımının tam üzerine oturmuyor. Yani bu görüş biraz daha popüler bir Enver, popüler bir Talat. Yani Talat daha rasyoneldi. Yani Talat bugün olsaydı o dönemdeki gibi davranacağını düşünmüyorum. Ama popüler bir Enverist, popüler bir Talatist yaklaşım. Yani kendilerini bugün ulusalcı olarak kabul edenler, Kemalist olarak kabul edenlerin Mustafa Kemal'den ziyade sanki biraz Talat Paşa'ya, sanki biraz işte Bahattin Şakir'e, sanki biraz o dönemki ideolojik şeylerden Ziya Gökalp'e,
ya da yurda kulağı falan benzer yanları var gibi. Onların popülist taklitçileri gibi gözüküyor. Yani bu önemli. Mesela düşünün, İkinci Dünya Savaşı döneminde orada iddiaçılardan dersini almış bir İsmet İnönü ve bürokratik kadrosu yerine Enver Paşa ve ekibi gibi bir ekip olsaydı ne olurdu Türkiye Cumhuriyeti'nin hali? Mesela yani böyle ironik şekilde buna bir beyin fırtınası halinde yazında tartışmaya çalıştım baktığım zaman, ama tabii iddiaçılığı çok anlamak gerekiyor. Yani iddiaçılık Türkiye'nin otoriter demokrasi tecrübesidir aynı zamanda. Yani anayasal vatandaşlık meselesi üzerinde iddiaçılar biliyorsunuz Hınçaklarla, Taşnaklarla, Kürt Tarih Cemiyeti'yle o dönemdeki sonradan ayrılıkçı olan terör yaratan gruplarla iç içe girmiş, Abdülhamid'i öyle devirmiş bir yapıdır. Hem askeri kanadıyla hem sivil bürokrasi kanadıyla. Ve sonra Babali'ye direkt baskın yapıp sadrazamı direkt kendi kurşunlarıyla örtü. Yakup Cemiller genel İttihat Terakki için bir ses de çıkarmamışlardı. Modern anlamda darbe tarihimizi de belki de oradan başlatabiliriz herhalde, değil mi? Tabii oradan başladı. Onu niçin yapıyorlardı? Vatan adını yapıyordu. Yani Yakup Cemil İttihatçı Enver Paşa da onu devamlı kolluyordu. Yani Yakup Cemil zaman işte Libya'daki mücadelelerinde ya da diğer milis mücadelelerinde işte bir zenci kökenli, Afrika kökenli bir Osmanlı subayını renginden dolayı belki gidiyor, tartışıyor, uymuyor. Tek tabancasını çekiyor, öldürüyor. Enver Paşa konuyu şey yapıyor, örtbas ediyor. Yani bu insanlar kendi açılığından baktığında her biri birer kahramandı. Yani ütopik bir kahramandı. Ben bunu hatta 1960'ların, 70'lerin işte Dev Genç, Ülke Ocakları, Devrimci Yol... şeylerine yani o dönemdeki zamanın ruhuna, o kahramanlık duygularına, o fedakarlık şeyine de benzetiyorum. Yani o iddiaçılığın doğduğu dönemler işte 1820'lerin 38'lerin 1848 devrimlerinin de bir milliyetçi romantizmi, sosyalist romantizminin Avrupa'sıydı. Yani Osmanlı bürokrasisinde devleti yenilemek için mecburdu oraya işte harbiyeyi açmayı, tıbbiyeyi açmayı, mülkiyeyi açmayı ve oradaki gençlerin bir kısmına yabancı dil öğretmeyi ve Paris'e, Londra'ya göndermeye mecburdu. Yani yabancı dil öğrenenler ve oralara giden insanların bu romantizmden, o zamanın ruhundan etkilenmemeleri mümkün değildi. Nitekim zaten İttihat Terakki Cemiyeti'nin ilk kuruluşu tıbbiyede oldu. Yani işte İbrahim Temoz, Sukuti, işte 3-4-5 kişi bunu kurdu. Kur'anlar da işin tuhafı Türklük adına kuranlar, biri Arnavut, biri Çerkez, iki tanesi Kürt olan ve sonradan da Arnavut milliyetçiliğine ya da Kürtçülüğe de fikir ve şey olan farklı yapılardı. Bu işi asıl kurucusu Tarat Bey'dir, Tarat Paşa'dır. Yani İttihat Terakki o kuruştan sonra alıp da İtalya'daki o devrimci İtalyan birliğini sağlayan Mason Carbonari örgütü yapısındaki yapıyla örgütleyen Tarat'tır. Tarat çok önemli bir adamdır. Ve o yapıdaki hücre sistemini koydu ve Rus nihilizmin pragmatizmini de alarak Tarat da bu yapıdaki bu yapıyı Alliance Israelite diye okullar topluluğu vardı. Biraz daha Siyonist okullar grubu vardı. Yani Selanik'te, Bursa'da, hatta demin dediniz ya Celal Bayar da oralardan mezundu. O okullarda, çünkü orada da bir ulusalcılık şeyi vardı. Yani okullarda hem yabancı dil öğretiliyor, hem bu tip örgütlerle bir iletişim alanı var. Çok açık bir okul. Yani o zamanki dünyaya açık bir okul. Ve Tarat gibi bir beyin, Tarat Çepni Türklerinden kendisi. Ve bu beyin buradaki örgütçülüğü, buradaki yabancı iletişimini Emenal Karasu'yla falan beraber örgütleyerek böyle ilginç bir örgütü kurdu. Bu örgütün tabii Türkiye bürokrasinin yapılanmasına faydası olduğu gibi Erik Van Zülken'in dediği gibi de ikinci kadroları Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nda örgütleyen işte Kurtuluş Savaşı'ndaki milis örgütünü yapan, silah sevgisini yapan Mustafa Kemal Paşa'ya destek veren bir yapı da bıraktı. Yani bu yapı bence önemli bir yapı, ama tabii bu yapının bir mantığı, bir zihniyet dünyası var. Bu zihniyet dünyası tamamen homojen bir toplumun inşası üzerine bir zihniyet dünyası. Yani homojen toplumun inşası üzerine işte biliyorsunuz etnik temizlik, etnik cleansing denilen şey gerçekleştirildi.
Yani bu 1,5 milyon Ermeni'nin tehciri, Anadolu'nun boşaltılması yahut da ardından gelen mübadele meseleleri, yani işte Ege'deki Rumların boşaltılması, siz söyleyin, Karadeniz'deki Rumların, yani tabi burada bir takım güvenlik sorunları vardı, acı dersler vardı. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'ni siz ordu kaçaklarıyla beraber işte 3.000-5.000 zorla çarıklı asker topluyorsunuz. Yani Anadolu'da bu tip sorunlu gayrimüslim yapılar varsa bu savaş yapabilir miydiniz? O bakımdan bu tartışmaların ötesinde bir şey durumdur ama yani bu tek tip toplum ve tek millet, tek bayrak, tek devlet söyleminin iddiatçılarda ciddi bir karşılığı vardı baktığınız zaman. Tabii zaman değişiyor. Nasıl imparatorluklar ulus devletlere döndüyse de ulus devletler de işte üretim ilişkilerini dijital çağda yeni dönemlerde yani insan hakları, demokrasi ilişkileri doğrultusunda yeni formları, yeni gelişmelere açık olmak durumdadırlar. Bu manada ben iddiaçıların 1914'teki, 15'teki kafasının bugün motamat uygulanmasının ve kozmopolit bir toplum yani tek tip bir toplum üzerinde ısrarla durmanın sorunu olabileceğini düşünüyorum. Zaten içinde bulunduğumuz şartlar da farklı değil mi? Yani şimdi ittihatçılar batmakta olan bir ülkeyi biz nasıl kurtarırız şeyiyle, saikiyle hareket ediyorlardı. Şu anda Allah şükür öyle ülkemizin batma gibi bir durumu yok ama yine de böyle ittihatçı refleksler verilmesini nasıl yorumlarsınız ki aradan da zaten 100 yıl geçmiş, dünya değişmiş, her şey değişmiş. Neden, niye bu tortu kaldı bizim siyasi hayatımızda diyelim? Şimdi tabii çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz 1800 ya 1900'lerin başından itibarenki olaylara bakalım. Balkanlarda Belgrad'ı kaybediyorsunuz. Sırbistan bağımsızlığını ilan ediyor. Hemen arkasından Romanya bağımsızlığını ilan ediyor. Arkasından Ruslar Yeşilköy'e girip Rus askerleri denize giriyorlar. Siz İngiltere'ye muhtaç oluyorsunuz. Ve Edirne işgal altında kalıyor. Yani nerede baksan benim dedemin gördüğü yıllar. Yani Edirne işgal altında kalıyor. Ruslar 30-40 yıl Kars'ta ve Erzurum'da, Sarıkamış'ta işgal altında tutuyor. Allah'tan Rus devrimi oluyor, boşaltıyorlar. Böyle bir mücadele ve serv haritaları ortada dolaşıyor. İşte Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan adı neyse. Ve bu esnada da gelin bir şekilde tarihsel konjektürün de yardımıyla yeni bir ekip çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde. Bir devleti bu acı tecrübeler üzerine kuruyor. Ve bu devlet yeni bir dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan kazasız belasız bulaşmadan çıkarak yeni dünyada yerini alıyor. Ama burada sorun şu. Sosyal doku, toplumsal doku dediğimiz yani şu anki bizler, mesela seni sorsam annem, baban, dedelerim, benim iki dedem İstiklal Madalyalı, Ermeni travması, işte başka Kürt isyanında gözünü kaybetmiş bir diğer dedem. Yani bu travmaları yasları tutamadık. Yani annelerimiz, babalarımız bu yasları tutmadan bizim kuşaklara rezerve olarak aktardılar. Yani sağlıklı bir sosyal doku hala kurulamadı. Anadolu'da kurulamadı. Bu mübadelelerle, göçlerle, şunlarla, bunlarla. Ve bu sağlıklı sosyal doku travmaları hala üstünde yaşadığı için ve bu travmalar üzerinden politikacıların taşra milliyetçiliği üzerinden, taşra İslamcılığı üzerinden siyaset üretmeleri onlar için daha maliyeti düşük şeyler, daha kolay oy devşirilebileceği şeyler, daha kolay sürdürülebilecek şeyler baktığınız zaman. Yoksa burada yani iddiaçıların bize en sağlam mirasları kurdukları bürokratik yapı, kurumlar, samimiyetleri, vatanseverlikleri ama bir sürü de hataları var. Yani ellerine kan bulaştı, şu oldu, bu oldu. Yani onları da görmek gerekiyor. Yani bir işi siyah beyaz diye değil, renkli olarak görme. Senin arkan kırmızı, senin işte bir kendini görüyorum falan filan. Yani iddiaçları da öyle görmek durumundayız. Ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki Türkçülük, İslamcılık, İşte Atatürk, bayrak, din, iman bu tip vatan kavramları üzerinden bahsettiğim daha travmalarını, yaslarını tam tutamamış bir Balkan bozgunu üzerine, bir Kafkas Rus işgali üzerine yaşanan bir imparatorluğun çöküşüne sosyal doku kendini henüz onaramadı. Yani hala İstanbullu yok ortada, hala Bursalı yok. Hala işte kendini İstanbul'da olup da bilmem kaç bin tane kent derneği olan, Mersin'de olan bir toplumumuz var ve bunun üzerinden bence Türkçülük, İslamcılık, vatan bayrak işleri gayet kolay.
üretilebiliyor. Yani Hollanda'nın bile bizi bölebileceğini iddia edebiliyorsunuz Almanya'da yaşayan Türkleri, yani seçim dönemlerinde. Hı hı. Tabii bundan, yani bunların hiçbirinin tehdidi yok, bu kadar da şey demek istemiyorum ama bunun rasyonel bir zemin üzerinde bundan konuşulmuyor maalesef. Siyasetin konusu oluyor. Bu üzücü olan taraf bu. Peki bir siz konuşmanın başlarında bir beyin jimnastiğinden, fikir jimnastiğinden bahsettiniz. Şöyle bir gelin sizinle birlikte bir zihin jimnastiği yapalım. Diyelim ki Türkiye, daha doğrusu Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi düzlüğe çıkartabilir miydi sizce İttihatçılar? Yoksa böyle yine çekişmeler, gerek kendi aralarında gerek başkalarıyla, işte darbeler, çatışmalar, şunlar bunlar, belki başka bir şu anda hayal edemeyeceğimiz bir iç savaş vesaire gibi gibi. Yani başarılı olabilirler miydi eğer bu savaş çıkmasaydı? Belki, yani bu tabii çok spekülatif bir şey. Bunu olumlu veya doğru bulmayanlar da olabilir ama dediğimiz gibi fikir jimnastiği yapıyoruz sadece. Ya bana burada en makul gelen, çok doğru bir soru sordun bence. Bana bugün burada en makul gelen şeylerden birisi, ilk opsiyon şu olabilirdi. Yani oradaki büyük düveli muazzama dedikleri büyük sanayi devriminin devleri olan devletler, işte Almanlar, Ruslar, işte devrim olmadan önce, yani Türkiye'yi hırpalamadan böyle bir savaşta bırakmazlardı. Yani savaşsız da olsa bazı şeyleri alabilirlerdi. Şu olabilirdi belki. Türkiye Abdülhamit tarzı bu dengelere riayet ederek bazı topraklarını tekrar tasfiye ederek Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin üzerine iddiaçıların bazı iddialarını da revize ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha az bir maliyetle, yani işte Romanya'da, Galicia'da, ondan sonra ne bileyim işte Filistin'de veyahut işte Arap çöllerinde, Yemen'de o kadar insanın perişan olmadan tasfiye olarak çekilip yeni dünyaya yeni bir cumhuriyeti ya da yeni bir devleti ya da bu devleti daha anayasal reformlarla şey hale getirerek yani Türkiye Cumhuriyeti'ni birazcık daha demokratik formda kurabilirlerdi. Bu sefer ne olurdu? Sosyal dokumuz bu kadar tahrip olmazdı. Ve savaşsız olarak bir takım tesviye işlemleriyle güvenlik alanımızı hem ekonomik hem insan kaybımıza neden olmayacak bir şekilde kurabilirdik. Aynı soru şu da olabilirdi. Mesela bu etnik cleansing dedikleri etnik temizlik, yani etnik temizliği katliam olarak kastetmiyorum. Mübadele de bir etnik temizlik oluyor. Yani Anadolu'nun Müslümanlaştırılması ya da tek tiplik projesi olmasaydı, Anadolu'da Hristiyan unsurlar, Rumlar, Ermeniler kalabilseydi ne olurdu? Bu da doğru bir soru. Bunlar kalabilirler miydi otonomi istemeden ya da siyasi taleplerinin zaten zayıf olan idari ve ekonomik yapımız içinde bunlar demokratik bir yapı olarak kalabilirler miydi reformlar? Bu ayrı bir soru ama bu yapıların, bakın mesela en ufak bir Rum köyü bile, en ufak bir Ermeni kagir evi bile bugün sanat, estetik harikası. Yani bunun benzeri maalesef yani mübadeleyle gelen Balkan göçmenleri yapmıyor, tahrip ediyorlar. Yani şimdi bizim kültürümüz, sanatımız, estetiğimiz, ekonomimiz, bu ekonomik gücü bu gayrimüslim azınlıklarla çok güçlü hale gelebilirdi. Yani daha toleranslı, daha otoriter olmayan bir cumhuriyet, çok ilginç bir model, dünyaya daha o zamandan bir örnek sayılabilecek farklı bir yapı, farklı bir sistem de kurulabilirdi. Yani benim aklıma sorun üzerine birinci soru senin dediğin gibi, ikinci soruda böyle bir şey de olabilir miydi diye düşünmüşümdür yani bunlar yaşanmasaydı. Peki biraz işin ekonomik boyutuna bakalım mı? Acaba ekonomi hakkındaki, sanayi hakkındaki, kalkınma hakkındaki düşünceleri konusunda ne söyleyebiliriz İttihatçıların ve Atatürk bu anlamda nerede ayrılıyor ya da ayrılıyor mu? Yani tabii biliyorsunuz bizim Batı'dan en büyük sorunumuz kendi bir bağımsız bir orta sınıfımız yok.
bir üretim sınıfı yok ve vergi gelirlerimizde de çok ciddi Avrupa ile İngiltere falan mukayese edildiği zaman vergi toplam oranımız da çok düşük ve vergi işlerini de biliyorsunuz outsource ettik, işte şeyler topluyor, belli görevler ayanlara falan verdiğimiz için yolsuzluklar oluyor, adaletsizlikler oluyor ve adaletsizlikler üzerine de zaten Sırp isyanı öyle çıkmıştır. Yani Sırbistan dediğiniz, Karayorgu dediğiniz adam bu adaletsizlikler üzerine isyan edemiz çobandır. Adam sonradan etnik kahraman oluyor, Sırbistan'ın şey oluyor birkaç isyanın sonunda. Şimdi tabii bizim ekonomik sistemimizde en büyük problem oydu. Yani bağımsız iş adamları, bağımsız üreticiler, sanayi üreticileri olmadı. Yani bunun olanlar da zaten şeylerdi, işte gayrimüslim, işte Ermeni, Rum, işte Galata bankerleri, daha çok işte faizli iş yapan insanlar ve tüccarlardı. Bunlar da tüccardı, yani üretici değildi baktığın zaman. Maalesef ikinci Mahmut da Abdülhamit de, bunları Şevket Pamuk olan çok güzel yazıyor kitaplarında. İkinci Abdülhamit de dahil olmak üzere hep bir orta sınıf yaratmaya çalıştılar. Ama yani hatta bugün de biliyorsunuz her parti kendi zengini yapıyor Türkiye'de de. Yani bu alışkanlık rahmetli Özal'da da vardı, bugün de var, önceden de vardı. O zaman da devlet kendi eliyle zengini yaratma şeyine giriyor ve İttihat Terakki'de bildiğim kadarıyla Kara Kemal maliyeci ve şey, hatta vagon ihalelerini falan ona veriyorlar. Yani zengin olsun da vagon ihaleleri, işte silahların taşınması, özel vagon veriliyor ki yap işlet vesaire. Maalesef Taraf Paşa da hatıralarında soruyor. Bunlar istismar ediyorlar. Yani Kara Kemal de başta olmak üzere. Hatta birkaç kişi de idam ediliyor. Yani şimdinin yolsuzlukları hesabı. Hatta Namık Kemal şeyinde, Hürriyet şeyinde derlemesinde yazıyor ki, ya diyor, bu reformları yapıyoruz mu? Reformları uygulayacak bürokratlar yolsuzluk yapıyor. Ya bu yolsuzluk meselesinin en önemli nedenlerinden biri de temelde bugün de dahil olmaya merkezden kaynaklanan bir bürokratik örgütlenme oluyor. Şimdi merkezden aşağı doğru bir bürokratik örgütlenme denetleme imkansız kılıyor. Yani yerel alanlarda yetkiyle ve denetime daha açık bir yapıyla, yani Osmanlı'daki bu hata bugün de maalesef kısmen bizde devam ediyor. Şimdi burada tabii baktığınız zaman Tarat Bey'in işte arkadaşı Kara Kemal, ki zaten Kara Kemal sonradan da zaten bunlarla mahkum oluyor bu işlerle ilgili. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde de buna benzer çok şeyler oluyor. Sıkıntılar oluyor. İsmet İnönü döneminde oluyor. Bu, yani Atatürk dönemindeki olan olaylar tabii çok açığa çıkmıyor. Ama özellikle İsmet İnönü döneminde de buna benzer çok yolsuzluklar, çok istismarlar oluyor. Ve zaten sorun bu. Bu kadar yolsuzluk, istismarın olduğu bir ekonomide parayı yapamıyorsunuz. Yani yatırımlar yerinde oturamıyor. Yani Abdülhamit falan özellikle bu düşük olan orta seviyedeki sanatkarları için okullar açıyor. O çok önemli bir hamleydi. Yani onlar zaten üretim ekonomisinin bir temelini oluşturuyordu. O kısmen Cumhuriyet döneminde köy enstitüleriyle falan devam etti ama bana sorarsanız asıl sorun yani bir üretici, bir yaratıcı bir sermaye ve bir üretici, bir yani sanayi devrimine rakip olabilecek, minimum üretebilen, minimum denetleyebilen bir ticari, yani katma değeri yüksek bir ticaret olmadı hiçbir zaman. Hep vergi toplama üzerine, vergi gelirleri üzerine oluştu. Zaten o da çoğu orduya gidiyordu biliyorsunuz. Yani o dönemlerde savaştan kurtulmuyor. İki tane gemi aldık, onun ikisine de İngilizler el koymuşlardı. Ben burada yolsuzluğun ve vergi toplama sisteminin ve tepeden olan bürokratik örgütlenmenin ve kendi zenginliğini yaratma iddiasının maalesef Osmanlı'yı bu manada zor duruma düşürdüğünü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bunun devam ettiğini, ama tabii sıkı denetimle, daha düşük seviyede bir ekonomiyle, daha düşük bir nüfustan en azından duyun ümumiye borçlarını falan ödedik. İşte 1950'lerdeki ekonominin açılma falan filan, Türk sağ iktidarlarının ayrı bir tartışma konusu, yapılarına geldik. Şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterseniz bir toparlama yapalım. İttihat ve Terakki'nin aslında, yani çok genel bir şey söylersek, bugünkü siyasete etkilerini konuştuk bugün. Sizin de programın başındaki bahsettiğim yazınızda yine aynı böyle bir ara başlık var. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bugünkü siyasete etkisi diye. Biraz konuştuk gerçi ama son bir toparlama yapıp öyle bitirelim isterseniz. Şimdi şöyle diyorsunuz.
İşin ilginç tarafı AK politikalarından başlarda rahatsız olduğunu ifade edip Atatürk'e sığınan bir kesim. Şimdi İslamcılar ve Türk İslam Sentezciler ile birlikte İTC'nin yani İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mirasını artık Atatürk'ten ziyade öne çıkartmaktadırlar. Bunu tekrardan bir toparlayalım isterseniz öyle bitirelim. Şimdi bizim sağ mahallede 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda biraz böyle tepeden inmeci, biraz müdahaleci, hafif birazcık daha Jacoben yaklaşımlara, hatta sekülerlik yaklaşımlar olduğu zaman genellikle devlet ve aydınlardan gelirdi. Mahallede herkes bak işte bu iftihatçı kafası bu hale getirdi bizi falan tarzında derlerdi. Ve bu manada da daha böyle enternasyonalist bir İslamcılıkla liberal bir hatta İttihat Terakki'nin karşısında biliyorsunuz Prens Sabahattin'in temsil ettiği ahvalciler vardı. Yani daha liberal ekonomiyi savunan 31 Mart'ta bile isyanda bile iddiaları parçaları olan bir yapı vardı. Daha çok oraya yakın bir yapı vardı. Bu yapı belli bir dönem sonra bu Türkiye'deki İslamcı kanatta Türk İslam Sentezci Milliyetçi kanatta diyorum. Bu ikisi de İttihat Terakki'ye böyle biraz mesafeli bakarlardı. Yani içindeki İslamcı aydınlara falan sahip çıkarlardı ama şimdi ise hatta içindeki sırf yani İslamcı parti, İslamcı kanat, milliyetçi parti değil, aynı zamanda ulusalcı ya da Kemalist yapı da aynı şekilde iddiatçılara bir mesafe koyarlardı. Ama şimdi bakıyoruz, İttihat Terakki'nin irredentist ya da eski güzel günlerimizin, eski güzel topraklarımızın iddiası ve heyecanı ve güvenlik alanımızın oralarda oluşturulabileceğine ilişkin Türkçü, İslamcı ya da Türk-İslam sentezci iddialar ve diskurlar şu anda günlük siyasetin son 3-4 yıldan bu yana, belki tabii 15 Temmuz kalkışması falan da bunda etkili olabilir bu süreçlerle ilgili, o ayrı bir konu, ama bugün hakim durumda. Ve seçmen de buna, seçmenin bir kısmı da buna dönüşmüş durumda. Yani milli maçı anlatırken bile işte Çanakkale'den, şuradan buradan örnek veriyoruz. İtalya'dan 3 tane gol yemişiz. Hala arkasından işte Haslanlar, Kaplanlar falan referans veriliyor. Yani iddiatçıların heyecanını orada bile görebiliyorsunuz. Ve buradan baktığınız zaman yani bugün yaşanan psikoloji tamamen İttihat Terakki'nin heyecanları, kaygıları ve o dönemdeki telaşını yansıtıyor. Ama bir farkla o dönemde o heyecanlar ve kaygılar ve telaşın bir gerçekle ilişkisi vardı. Tartışılabilir bir gerçek de olsa. Şimdi bu yaşanan heyecan ve telaş ve kaygıların yaratılmak istenen bir algıyla olan bir ilişkisi var diye düşünüyorum. Gerçekle olan ilişkisinin o döneme göre çok daha zayıf olduğunu görüyorum. Kişisel görüş. Peki var mı Tarık Bey eklemek istediğiniz başka bir nokta? Yani yok, teşekkür ederim. Devam edebiliriz belki bu konunun parçaları ilgi çekerse. Tamamdır. Çok teşekkürler tekrar. Zaten daimi konuğumuzsunuz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi izledikleri için teşekkür edelim. Sağduyu'da bugün İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bugünkü günümüz Türkiye siyasetini etkilerini konuşmaya çalıştık. Tarık Bey'in de dediği gibi belki de daha ilerleyen zamanlarda buna devam ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.